Merhaba kıymetli dostlar. Bildiğiniz gibi imtihan edilmek üzere geldiğimiz şu dünyada kimi zaman karşılaştığımız, hatta kendi içimizde boğuşarak dert edindiğimiz meseleler içimizi karartarak yüreğimizi darlayabilir. Sıkıntı ve üzüntü veren bu iç sıkılmalarından rahatlamak için bir çıkış kapısı, manevi yönden şifa bulabileceğimiz dualar ararız. Bugün sizlere sıkıntı, bela ve musibetlere karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği duaları sizlerle paylaşacağım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar buyurmuştur. Bu hadis-i şerif aslında bize şöyle bir ders veriyor. Şer gibi görünen şeylerin arkasında hayırlı sonuçlar olabilir. Bu yüzden Allah'ın bizleri sınamış olduğu imtihan karşısında asla isyan etmemeli ve Rabbimize tam tevekkül halinde onun ipine sarılarak tüm dert ve sıkıntılara karşı sabır göstererek duamızı etmeliyiz. Biz kendimize dua ettiğimiz gibi başkalarının da bize dua etmesini isteyeceğiz. Çünkü onlar bize günahsız bir ağızla dua edecekleri için kabul olma olasılığı daha yüksektir. Gelin birlikte sıkıntılara, bela ve musibetlere karşı okunması gereken duaları sizlerle paylaşalım. Her sıkıntıda okunacak dua. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz başına gelen her musibet için, hatta ayakkabısının bağcığı için bile İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani muhakkak ki biz Allah'a aitiz ve muhakkak ki biz ancak ona dönücüleriz desin. Çünkü o da musibetlerdendir. Burada anlatılmak istenen, en küçük ayakkabı bağcığını bile kaybetsen sığınman gereken tek yer Rabbindir. Evet dostlar, bir musibetle karşılaştığımızda şu duayı yapmamız gerekiyor. Yine hadis-i şerif üzerinden gidiyoruz. Ümmü Seleme radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Bir kulun başına bir musibet geldiğinde şunu söylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ehlif li hayran minha. Yani muhakkak ki biz Allah'a aitiz ve muhakkak ki biz ancak ona dönücüleriz. Ya İlahi, başıma gelen bu musibette bana ecir ve sevap ver. Bu musibetin peşinden daha hayırlı, daha güzel şeyler bana ihsan eyle derse mutlaka Allahu Teala musibetinden dolayı ona ecir verir ve peşinden daha hayırlısını nasip edecektir. Evet kıymetli dostlar, sıkıntılara ve musibetlere karşı edeceğimiz iki duayı hadis-i şerif üzerinden sizlere aktarmaya çalıştık. Başka bir duada görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.